Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün bambaşka bir kutu açılış videosuyla karşınızdayız. Malum son dönemde hepimiz evlerimize kapandık ve tıraş makinesi herkes için zorunlu bir ihtiyaç haline geldi. Ben de daha önce tıraş olmuştum fakat babamın makinesiyle olduğum için biraz yamuk yumuk oldu bazı taraflar. Dolayısıyla düzeltmek için iyi bir makine aradım ve Ducati'de karar kıldım, Arzum'un makinesinde. Şimdi bunun kutu açılışını yapacağım ve kutu açılışından sonra da tekrardan kendimi babamın ellerine teslim etmeyi düşünüyorum. Fakat bu sefer makine tarafında biraz daha şansım yaver gidecek ve tıraş da daha düzgün olacak diye düşünüyorum. Bunu bekleyip göreceğiz. Dilerseniz şimdi kutu açılımını yapalım. Bakalım Arzum'un tıraş makinesinin içinden kutu içeriği olarak ne çıkıyor birlikte görelim. Evet, hoş bir kutu tasarımı var arkadaşlar. Bir makineye göre normal. Açtığımızda şöyle şurada direkt makinemiz zaten geliyor hemen. Burada iki farklı tarak bulunuyor ve adaptör geliyor. Adaptörün uzunluğuna bakalım. Gerçi bu kablosuz model arkadaşlar. Yani şöyle birazdan göstereceğim zaten bunu da size. Şöyle açtığımızda çalışıyor. Evet, yani şarjla çalışan bir model. Dolayısıyla kablonun uzunluğunun da çok bir anlamı olmuyor. Şu taraklara bakalım. Şöyle oturuyor. Sanırım bu uzun bir tarak. Bu daha da uzun herhalde. Şöyle taktığımızda oturuyor. Gerçi burada sayılar falan var. Onlar dur bastım yanlışlıkla. Bu herhalde uzunluğu belirtiyor. Evet, yanında da milim yazıyormuş zaten. 15 milim, 25 milim. Böyle biz en kısasında olacağız gerçi. Şöyle 15 milime kadar çekeceğiz. Bir de burada spor normal diye bir şey var. Ona birazdan bakarız. Burada 3 milim, yani ben o zaman bununla olacağım. Bu acaba 3'e vurdurma dedikleri 3 milim mi diye düşünüyorum. Şimdi şöyle tarağımızı takalım. Evet, şu anda bu 3 milimde arkadaşlar. Şöyle yaptığımızda 5, 13 milime kadar uzuyor. Evet, böyle yaparsak 13 milim. Böyle yaparsak 3 milim. Ben bunda tıraş olacağım. Yani 3 numarada. Bakalım nasıl bir tıraş performansı sergileyecek. Birlikte göreceğiz. Bu arada kutu üzerinde bir sürü şey yazmışlar. Onlara da bir değinmek istiyorum. Evet, burada yazmışlar zaten makinenin fonksiyonlarını. 90 dakika şarjla 60 dakikalık kablosuz kullanım diyor. Sport dediği arkadaşlar daha hızlı kesme performansı ve kalın telli saçlarda daha iyi sonuç diyor. Normalde ise ince telli saçlar ideal performans ve çocuklar için daha sessiz kullanım özelliği demiş. Bakalım, titanyum kaplı bıçaklar, zaten günümüzdeki pek çok makinede titanyum kaplı bıçaklar mevcut. Tüm stiller için diyor, yani evet, farklı kesim ayarları, onu da zaten göstermiştik. Dolayısıyla arkadaşlar birazdan saçlarımızı keseceğiz bu makineyle. Ben kendimi babamın ellerine bırakacağım. Küçükken de benim saçlarımı o keserdi. Yani 3 numaraya vurduk zaten. Bizim zamanımızda okullarda 3 numara zorunluydu. Saçlar uzadığı zaman öğretmenler şu foillerden çekiyorlardı. Tabii şimdi artık öyle değil. Lakin bakalım 3 numara performansı nasıl olacak makinenin. Birlikte göreceğiz. Şimdi ben bunu şarja takayım biraz. Şarjı da olsun. Sonrasında ise saç tıraş videomuzda yeniden karşınızda olacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum size. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.